The South African way is of direct dialogue with your enemies, with your foes, and we as Israel accept that. Şimdi tabi sağ olsun yorumlarıyla, sorusuyla önümü çok açtı. Bir defa şunu bilmenizi istiyorum. O tünellerden atom bombası geçmez. Nükleer silah geçmez. Fosfor bombaları geçmez. İsrail fosfor bombalarıyla Gazze'yi bombalamıştır. Bu bir kitle imha silahıdır. Ve kitle imha silahı kullanmak suçtur. Buna herhalde evet diyemezsiniz. O tünellerden geçse geçse ancak küçük çaplı silahlar geçebilir. Tüfek geçer. Bunlar geçer. Ama oradan tank, top bunlar geçmez değil mi? Ama Gazze tanklarla, toplarla kuşatıldı. Ve bir taraftan da fosfor bombaları atıldı. Birleşmiş Milletler'in binalarını bile bombaladınız. İsrail bunu da yaptı. Ve hiçbir zaman bende atom bombası var diyemiyor, sessiz kalıyor. Ama İran'da atom bombası var diye herkes İran'a saldırıyor. Bu nasıl adalet? Ben şu anda İsrail'i de çevresi için, bölge için tehdit unsuru olarak görüyorum. Çünkü kendisinde atom bombası var. Ve bütün bunların yanında İsrail şu anda işgalci durumundadır. Ve İsrail devlet terörü uygulamaktadır bölgede. Bu devlet terörü uygulaması süreci yeni değildir. Ve ben soruyorum, madem Gazze'den, Filistin'den roketler atılmış. Bunu ben Sayın Olmert'e de sordum. Diğer İsraillilere de görüştüğümde sordum. Dedim kaç tane İsrailli öldü söyler misiniz? Bize cevap veremediler. Ama biz 7'den 70'e on binlerce Filistinlinin, Gazze'linin o bölgede İsrail'in bu bombaları karşısında öldürüldüğünü çok iyi biliyoruz. Ve bunun acımasızca yapıldığını biliyoruz. Ve işte bölgede en önemli dostu Türkiye'ydi ve şu anda Türkiye'yi kaybetti. Niye kaybetti? Bu yaklaşımları sebebiyle kaybetti. Ve böylece zaten bölgede kendini yalnızlığa itmiş durumda. O toprakların, o arazilerin sahibi İsrail değildir. O arazilerin sahibi Filistinlilerdir. Siz şu anda Güney Afrika'da hür yaşıyorsunuz. Rahat yaşıyorsunuz. Huzurlu yaşıyorsunuz. Ama Filistinli kendi topraklarında bu huzuru bulamıyor. Bu huzur onlar için yok. Siz şu anda Güney Afrika'da hür yaşıyorsunuz. Rahat yaşıyorsunuz. Huzurlu yaşıyorsunuz. Ama Filistinli kendi topraklarında bu huzuru bulamıyor. Bu huzur onları... Yunus Emre'nin yaradılanı severim yaradandan ötürü ifadesinin kaynağı da bu hükümdür. Rabbimiz insanı dünyadaki gördüğümüz ve göremediğimiz tüm varlıklardan üstün kıldığına göre bunun daha üzerinde bir hak tanımı yapmaya uğraşmak beyhudedir. Öyle ki kul hakkı dediğimizde insan hakları başlığı altında dile getirilenlerin tamamını hatta fazlasını ifade etmiş oluyoruz. Bizim inancımızda dinimizin hatta devletin zarurat-ı hamse denilen 5 temel gayesi vardır. Ne demek bu? İnsanın canını, aklını, neslini, inancını, malını korumak ile devlet sorumludur.
görevlidir. Burada haksız yere bir insanın öldürülmesini tüm insanlığı öldürmek olarak gören bir ölçüden söz ediyorum. Burada aklı en büyük nimet olarak gören, dolayısıyla bunun korunması için çok net ve sert hükümler getiren bir anlayıştan söz ediyorum. Burada neslin korunması başta olmak üzere insanın namusunu, iffetinin, haysiyetinin, onurunun üzerine adeta titreyen bir yaklaşımdan söz ediyorum. Burada dini tabii ki bizim için Allah nezdindeki hak din İslam'ı hiçbir zorlamaya, baskıya, tehdide maruz kalmaksızın hayat nizamı ve diriliş kaynağı olarak gören bir kabulden söz ediyorum. Burada meşru yollardan elde edilmiş malları her türlü gaspa, yağmaya, meşruiyetine halel getirecek tüm tehditlere karşı koruma altına alan zekat, sadaka ve benzeri yöntemleri başkalarını da gözetecek şekilde güvenceye kavuşturan bir düzenden söz ediyorum. Görüldüğü gibi bizim ölçülerimizde eksik yok, sıkıntı yok. Bunların Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi dünya çapında kriter koyan kuruluşların insan hakları anlayışlarından fazlası var, eksiği yok. Bizim tek sorunumuz kendi ölçülerimize kendimizin riayet etmiyor olmasıdır. Kur'an ve sünnet terbiyesi almamış kendini bilmezler, asla İslam'ı temsil edemezler. Tam tersine bu konuda bizim çok sağlam referanslarımız var. Ecdadımız geçmişte insana dair her konuda öylesine hassasiyetler ortaya koymuştur ki bugün dahi örneklerine rastlamak mümkün değildir. Mesele bizim bu noktadaki şöyle tarihten bu yana örneğin vakıf müesseselerimiz dünyanın her yerinde çok ileri seviyelerde uygulanırken ülkemizde uzun bir süre adeta yok sayılmış, üzeri örtülmeye, boğulmaya çalışılmıştır. İnsandan hayvana kadar tüm canlıların ihtiyaçlarını karşılamaya, haklarını korumaya yönelik vakıflarımız mevcuttur bizim. Son 15 yılda vakıflarımızı hem tarihi misyonlarına uygun olarak hem de günümüz ihtiyaçlarına uygun ilave fonksiyonlarıyla ihya etmek için yoğun çaba sarf ettik.